Burası madenin ana sahası galiba. Dadıcım. Diğer tamam. Burası da göbek. Yok artık. Doğru mu ki lan acaba? Baktığında çok mantıklı. 20 oldu. Yok lan girmeyeceğim tabii ki. Kuru olsaydı belki girerdim ama. Bunlar ne ki böyle? Ama maden sahası. Yukarıda yine bak hala çalışması var. Buradan böyle bir değişik renkli sıvı akıyor ama. Yani buralarda bir şey yok. Yani bir geçiş yok yani. Böyle bir etrafına bakalım. Var mı çıkış? Çıkabileceğiz mi oradan? Şurada yukarıda gördünüz mü? Kule gibi. Gözetleme kulesi mi artık? Yanında duvarları da var. Bilmiyorum. Bir çıkıp bakacağız. Ama öncelikle şuraya bir girelim. Şurayı sınavı ilk baş inceleyelim. Evet şurada da bir örülü duvar var. Muhtemelen burada da bir şeyler vardı. Yani günümüzde kalan bunlar şu anda. Tabii ki de maden faaliyette değil. Ve harabe gibi yani bir hayalet şehir gibi aslında. Evet şuradan içeri girebilir miyiz? Bir deneyelim. Burada akan şeyler var ama bunların renkleri de çok tuhaf. Şöyle göstereyim. Eskiden maden yatağı olduğu için bundan dolayı olabilir. Yapının büyük bir kısmı hala ayakta. Şöyle göstereyim. Tabii ki de yıkılmış yani. Birçok deprem. Yani görmüştür burası haliyle. Ama önemli bir yere sahipti. Çünkü Türkiye'de ilk elektrik gelen yer burası. Yani eski tarihlere baktığımızda bu bölgenin önemini çok iyi anlıyoruz. Buraya yani insanlar boşuna gelmemiş. Bir maden keşfedilmiş. İnsanlar da burada maden çıkarmışlar. Burada bir girintiler var. Girsek mi acaba? Bilmiyorum, emin değilim. Yani içeriden çeşitli hayvan, yılan vesaire bir şeyler çıkma ihtimali elbette var. Evet, şöyle bir bakalım. Girelim de. Ama buraların içleri toprakla dolmuş tabi. Bakalım. AX mi yazıyor, biz mi yanlış görüyoruz? Şuraya gidebilir miyiz? Çok gitmeyeceğim ya. Bir şöyle ucundan bakayım. Bayağı büyükmüş burası ya. Kocaman oyuncak kaçtı içeri. Şimdi bir çıkarsa. Aa, burada kuyuları var galiba. Bak Şahin.
Kuyu muydu ya da burası? Sütun gibi bir şey bence bu. O da olabilir. Burada var bir tane. Şurada da var. Aynısından. Bastığımız yere dikkat edem de inmiyorum aşağıya. Şöyle taşların üstüne basalım. Biri orada, iki burada. Burada iki tane var. Şuradan gidelim. Yalnız burası her neyse burası tamamen yıkılmış. Sadece biraz yapı kalıntıları var, o kadar. Şurada bir kule gibi bir alan var. Bir de orayı bir görelim. Evet, buraya geldik. Şuradan ağaçların arasından girebilir miyim ki? Girerim ya, niye giremeyim? Oldukça yorucu. Tabii ki de burası da yıkılmış artık. Yapının büyük bir kısmı ayakta tabii ki. Da burası kule gibi. Şöyle göstereyim sizlere. O da olabilir. Kat kat yapılmış. Yani, yani iki kat. Yarısına kadar örmüşler. Yarısından sonra duvarı böyle bir tuğla boyu kadar dışarıya atmışlar. Genişletmişler yani. Madenin bulunduğu alan oldukça büyük. Şurada zaten karşıda yeni bir maden yapılmış. İşlemler orada devam ediyor. Şurada kule veya ocak. Bilmiyorum artık tam ismi neydi, işlevi neydi. Yani buradan daha yukarı doğru devam ediyor. Yukarıda da yapılar var. Bir de şuralara kaldı. Bir de buraları bir görelim. Buralar kat kat aşağı doğru merdiven sisteminde devam ediyor. Yani bunu açıkçası anlamadım hiç. Bu maden hakkında bilgisi olan varsa yorumlarda bizi bilgilendirebilir. Şurada şöyle biraz içeri doğru kavisli bir çukur, yuvarlak yani bir alan var. Buradan daha fazla ileri gidemeyeceğiz. Var mı geçiş oradan? Çok değişik bir yer. Aa, bak bak bak. Neler şey gördüm, mozaik. Seramik. Şey seramik, pardon. Aa. Ama çok eski değil. Buralara şey olabilir mi ki acaba? Atıyorum madenin üst tarafındaki yani buranın yetkililerinin yerleşim yerleri. Evet, burası muhtemelen dediğim gibi madenin yetkililerinin yerleşim yeri olabilir. Çünkü aşağıdaki yerlerle buradaki duvarlar arasında farklar var. Yani taşların renkleri, şekilleri daha farklı. Genelde yapı bu şekilde hep. Evet, madenin geneli bu şekildeydi. Yani güzel bir miras. Güzel bir alan. Burada da var aynılarından. Dediğimiz gibi. Ama bunlar yeni tarihli. Çok eskiye dayanmıyordur muhtemelen. Sence de fark yok mu Şahin burada?
Ha? Taşların yapı şekilleri. Bak yukarıdakiler, bunların. Bak şurada biraz, yani mozaik mi, seramik mi artık, tam bilmiyorum ismini ama duvarlarda kalıntıları var. Evet, burası muhtemelen bu maden yetkililerinin yaşam alanı olabilir. Şurada köşede de var aynılarından. Ya çok her yere de basmak istemiyorum. Bir yerden ineriz aşağıya. Evet, maden bu kadar. Oldukça tepeye geldik. Nasıl ineceğiz geri? Biraz önce aklıma geldi. Yavaş yavaş. Hadi inelim. Bu videoluk da bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.